Gönül abla. Nasıl oldun? Biraz daha iyi misin? Biraz ağrım var. Kolay değil, ölümden döndüm. Vallahi insan başına ne geleceği belli olmuyor değil mi? Dün ne güzel geziyordun. Bu ne demek şimdi? Dün çarşıya gittim ya. Seni gördüm kafede. Helal helal. Kafede yanında iki kişi vardı. Kimdi onlar? Arkadaşlarım. Vallahi ne çabuk Midyat'ta arkadaş edinmişsin. Maşallah. Hayırdır? Beni mi sorguluyorsun sen? Sana hesap mı vereceğim? Kars'tan arkadaşlarım onlar. Buraya geldiğimi duymuşlar. Öyledir tabii. Bana bak. Sen fazla oluyorsun ama. Allah Allah. Sana yalan borcum mu var benim? Başka ne olacak ki? Vallahi ne olacağını bilmem. Sen eşsiz bir insansın ya. Yapacakların şaşırmaz beni artık. Ne diyorsun sen be? Hani sen gidip kocana kız istedin ya. Her şey mümkün. Bana bak Elif. Elifciğim, abi sen bir çık. Biz özel bir şey konuşacağız. Ben de ne zaman nasıl olduğumu merak edeceksin diye bekliyordum bir an. Gönül, bana şimdi o Azat nasıl kulübeye gitti? Aynı anda nasıl orada olduğunuzu anlatacaksın. Miran, sana yemin ederim ben hiçbir şey... Gönül! Miran bak, gerçekten ben senin Reyhan'la orada baş başa olduğunu duyunca delirdim. Bir umut oraya gittim. Hani daha önce de oraya gitmiştiniz ya. Gittiğimde Azat oradaydı. Sadece ikisini görünce ben çok korktum. Azat sana bir şey yaptı zannettim. İçeri girince de şok oldum. Reyhan, Azat'a sarılmış, iyi ki geldin diyordu. Demek ki o haber uçurmuş Azat'a. Nasıl haber uçurmuş ya? Nasıl? Ben ne bileyim. Bir yolunu bulmuş demek ki. Belli ki senin çıkmanı beklemişler. Sen çıkınca da Azat gelmiş. Ah Gönül, ah. Ne ettin sen? Kendi başına ne işlere kalkıştın kızım. Ben Miran nerede diye sorunca Azat Reyhan'ı alıp çıkmaya çalıştı. Ben kapıyı kapatıp önlerine geçtim. Azat beni çekmeye çalışırken Reyhan bıçağı aldı ve bana sapladı. Ben hiçbir şey yapamadım Miran. Beni öylece bırakıp gittiler. Reyhan arkasına bile bakmadı. Sen Reyhan'dan bu kadar kurtulmak isterken ne diye durdurmaya çalıştın peki? Ben... Çünkü suç benim üstüme kalacaktı. Aynen şimdi olduğu gibi sen benden şüphelenecektin. O yüzden ben gitmesini istedim. Bak, sana inanmıyorum Gönül. Ben biliyorum ki bu işin altından yine sen çıkacaksın. Ama bil ki çıkarsan andım olsun boşarım seni. Anladın mı? Boşarım seni. Miran Gönül'ü boşayacak. Sen ne diyorsun? Reyhan Azat'ın eline gönlünü verdiğini düşünüyor. Bunu ikimiz de biliyoruz zaten. Bak Azize Hanım, sen akıllı kadınsındır. Miran'ın aklı sendeydi. Ama artık kalbi başkasında.
Eğer kalp akla galip gelirse Miran gönlünü boşayacak. Gel oturalım konuşalım, birlikte bir plan yapalım. Aslanlar çakallarla oturmaz. Herkes dengiyle plan yapar. Haddini bil. Bunca zaman sustun, beni konuşturma. Konuşursam neler olacağını biliyorsun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ediyorum. Ben konuşursam bu evdeki fırtınayı kimse dindiremez. Önce en zayıf halkadan başlarım. Miran'a annesinin nasıl hayvan gibi o ahıra tıkıldığını, o ahırda ona nasıl işkenceler yapıldığını anlatmakla başlarım. Ama bak, bir daha söylüyorum. Bu anlatacaklarımın en hafifi, bunu sen de biliyorsun. Ateş olsa cürmün kadar yer yıkarsın. Tamam Azize Hanım. Ben diyeceğimi dedim. Artık ateşim cürmüm kadar yer mi yakar? Yoksa Miran'ın gönlündeki seni mi yakar, gayrı sen düşün. Madem çakallarla plan yapmıyorsun, otur şimdi tahtına, torununu nasıl zapt edeceğini düşün.